Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videomuzda hemen altın ve gümüşe değineceğiz. Altın ve gümüşteki hareketleri sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Evet son videolarımızda sizlere bildirtmiştim arkadaşlar. Sabırlı olun buralarda sizi üzerler. Ve gördüğünüz gibi gümüş ve e, altın tarafındaki hareketler e, yukarı yönlü kendini hızlı bir şekilde göstermeye başladı. Özellikle öncü birlik olan e, gümüşün ons tarafında hareketler tam da istediğimiz gibi belirttiğimiz fiyatlar e, desteklerin yukarı yönlü hareketleriyle birlikte yukarı yönlü hızlı bir şekilde kırılım gösterdi. Evet arkadaşlar e, daha önceki videolarımızda da anlattığımız gibi sabırlı olun buralar pek al-sat yapılacak yerler değil şeklindeki uyarılımımızda mevcuttu. Fakat e, bazı arkadaşlar e, çok fazla aşağı yönlü düşüş beklediği için ellerindeki büyük bir ihtimal mallarını da kaybetmiş oldular. E, fakat bizi dinleyen arkadaşlarımız da şu an itibariyle e, gümüş ve altın onsta da hareketlerin öncü birlik olan gümüşün ardından onda da yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği şeklinde düşüncelerimiz devam etmekte arkadaşlar. Özellikle Fed'in yapmış olduğu toplantının ardından faizleri serbest bırakmasının ardından altında ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde. Zaten bunu bizler de düşünüyorduk. Buralardan satış yönüne pozisyon açmak altın yatırımcısı için sabırsız olanlar için kötü sonuçlar doğurabileceği şeklinde grafik çalışmalarımızda, teknik analizlerimizde mevcutta arkadaşlar. Evet, bugün itibariyle şu saat itibariyle de görüyorsunuz ki, özellikle gümüşün onsunda hareketler bizlerin beklentilerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Biraz geçmişi hatırlayacak olursak arkadaşlar, bizler için gümüşte özellikle de ons tarafında verdiğimiz rakamlar, özellikle 24 Dolarlar seviyesinin önemli bir destek olduğunu, şuradan geçen 24 dolarlar seviyesinin önemli bir destek olduğunu ve bunun üzerinde 26 direnç seviyesinin bulunduğunu ve bu 26 e, dolar direnç seviyesinin üzerinde kapanışlar gümüşün onsunda da görmeye başlarsak 28 50'lere doğru gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün şeklinde açıklamalarımız vardı ve gümüşte de Tam da bizlerin doğrultusunda bu hareketler yaşanmaya başladı e, teknik sabrederseniz her zaman sonuca ulaştırır sizi arkadaşlar ta ki bu tekniğinde tabi kıstasları her zaman mevcut bu kıstasları arasında ne vardır e, bazı kırılımlar verdiğimiz destek noktaları e, bu kırılımları bize vermekte. Özellikle bakın şurada gördüğümüz hareket. Gülen yüz hareketi. Biz buna her zaman ne diyorduk arkadaşlar? Tobo. Şuradaki tobo. Aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe buradaki hareketler bir anda yukarı yönlü sertleşebilir. Bugün itibariyle de tam bu tobonun üst kısmına kadar bir hareket. Gümüşün ons tarafında yaşadık. Görüyorsunuz ani hareketler. E, üst tarafı da arkadaşlar 27 50 27 .50, 27 80 civarından geçmekte. Bizler için e, şu an itibariyle 26 dolar önemli olacak. Bu 26 doları takipte kalacağız arkadaşlar. Özellikle 26 dolar üzerinde gümüşün ons tarafının tutunması bizleri gümüşte tekrardan Evet şuradaki 26 dolar bizim için önemli olacak. Bunun üzerinde tutunmamız bizi tekrardan 28.50 direncine doğru gümüşün ons tarafında yukarı yönlü getirecek hareketleri başlatacaktır diye düşünmekteyim. Stokastik indikatörümüze de baktığımız zaman şu an itibariyle stokastik indikatörümüzde arkadaşlar al sinyalimizi günlükte yukarı yönlü verdi. Bu da gümüş yatırımcısı için olumlu bir hareket. Hemen gümüşün gramını da buradan anlatalım. Gümüşün gramında bizler için ilk etapta ne demiştik arkadaşlar? 6.31 seviyesi beklenti olan hedef noktamız ve 6.31 seviyesi gümüşün gramında da beklentimiz olan nokta hedef olarak çalıştı. Ve sabredenler gümüş tarafında gene gördüğünüz gibi arkadaşlar kazanmış durumda. Şimdi arkadaşlar bizler için 6.31 gümüşün gramında özellikle önemli olacak seviye. Bu 6.31 seviyesi deki direnç e, gümüşün onsunda kapanışlara başlayabilirsek, işte gümüşün gramında kapanışlara başlayabilirsek, işte o zaman gümüşün gramda 6.80'e doğru hedef kendisine göstermeye başlayacaktır. Sabredenlerin sabırsızlara e, Hatta sabırsızların sabredenlere para kazandırdığı piyasa. Her zaman bunu söyledik arkadaşlar. Ve sabredenler ee, mükafatlarının karşılığını bugün hızlı bir şekilde gümüşte, özellikle gümüş tarafında görmeye başladı. Bakın alttan çizdiğimiz tren çizgilerimiz ne kadar nizami çalışmakta. Bu tren çizgileri aşağı kırılmadıkça herhangi bir sorun olmayacağı şeklinde uyarılarımız mevcuttu. Bazı analist arkadaşların Dediği gibi de e, buralar kırılıp aşağı yönlü sert hareketler görülmedi. Eğer buralarda sert hareketler görseydik arkadaşlar, e, o zaman ben zaten sizleri uyarırdım. Yani buradaki sert hareketlerin görülebilmesi için de şuradaki aşağıdan yukarı doğru çıkan trend çizgisinin kırılması şarttı. Fakat bu trend çizgisi her zaman güzel bir destek olarak çalıştı ve aşağı yönlü kırılmadı. Bugün itibariyle buradaki destek gene 24 civarlarından geçmekte. Yani 24 üzerinde kalındıkça hala gümüşün ons tarafında da 24.50 hatta 24.50 civarlarında durduğumuz müddetçe de gümüşün ons tarafında veya gram tarafında bir sıkıntı şu an itibariyle gözükmemekte arkadaşlar. Şöyle bir Yukarıdan da trend çizgisi alacak olursak durumu daha iyi anlayabiliriz. Hemen yukarıdan bir trend çizgisi eğitim amaçlı sizlerle birlikte çizelim. Bakın şuradan hemen tepeleri birleştirin. Kendinize bir trend çizgisi alın buradan yukarıdan. Evet şuradan tepeleri birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar bakın şuradaki alan gümüşün hareket etmesi gereken alan. Yukarıda Yine gümüşte 27 seviyeleri ve aşağıda 25 seviyeleri yani 27-25 seviyeleri arasında gitgeller gümüşte tekrardan yaşanabilir. Fakat e, burada arkadaşlar bu yukarıdan aşağıya doğru çizdiğimiz tren çizgisi yukarı yönlü kırılırsa işte o zaman hareketler yukarı yönlü çok sertleşmeye başlar. Gümüşün... Ons tarafında ve gram tarafında dikkatli olunması gereken bir haftaya girdik. Buradaki hareketleri takipte kalacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Hemen altın tarafına bakalım. Altında bizler için önemli seviyeler ve altındaki hareketler ne durumda? Sizlerle birlikte bunu da buradan hemen inceleyelim. Altının ons tarafında çizmiş olduğumuz grafik şu an itibariyle hala güzel bir şekilde çalışmakta. Biz de sizlerle birlikte bu grafiği zaten buradan takipteyiz arkadaşlar. Özellikle altının ons tarafında e, gümüş gibi hızlı hareketler henüz görmedik. Fakat e, benim öngörülerime göre arkadaşlar ileride altının ons tarafında da yukarı yönlü sert hareketler göreceğiz. Şu an takipte olduğumuz e, şurada bir grafiğimiz mevcut ve oluşumumuz da mevcut bu oluşumuz neydi zaten sizlerle birlikte takip ediyorduk arkadaşlar şurada bir ters omuz baş hareketi şöyle şurada omuz şuralarda baş ve şurası da omuz buradaki tobo hareketini sizlerle birlikte zaten takip ediyoruz e, bu tobo hareketinin yukarı yönlü kırılabilmesi için altın ons tarafında özellikle e, şuradan bakın yukarıdan bir tren çizgisi gene alıyorsunuz arkadaşlar en tepedeki tren çizgisini aşağıdaki tren çizgisiyle birlikte birleştirip aşağı yönlü çiziyorsunuz. Ve bize buradaki aradaki sıkışmayı gösteriyor zaten. Yukarıda gene 1868 seviyesi ve aşağıda 1810 seviyesi aralığında hareketlerin devam ettiğini göstermekte. Fakat bu aralıkta özellikle 1800 altına inilmedikçe arkadaşlar ben buralardan bir panik satışına girmeye gerek olmadığını düşünüyorum. E, tamamen kendi düşüncemdir. Çünkü bu hareket yukarı yönlü kırılırsa şuradaki tren çizgisi özellikle yukarı yönlü kırılır ve buralarda kapanışlara başlarsa arkadaşlar altın ons tarafı da aynı gümüşteki hareketler gibi bir anda 1950 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. O yüzden altın tarafındaki arkadaşlar da sabırlı olmaya gayret etsinler arkadaşlar hemen gram tarafına da geçelim gram tarafına baktığımız zaman da kanalımız çizdiğimiz kanalımız orada da gayet güzel çalışmakta bizler için 434 hala güzel bir destek ve bu destek iyi çalışıyor 434 üzerinde gene takip ettiğimiz bir kanal 449 kanalımız mevcuttu bu 449 434 aralığını takipteyiz gram altın biliyorsunuz dolar tarafından da etkilendiği için arkadaşlar e, dolarda onsla birlikte takip ediyoruz e, dolar tarafında da kısa yönlü aşağı yönlü çekilmeler e, olmasına karşın e, dolar kurunda da bunu daha sonraki dolar videomda zaten açıklayacağım e, dolar kurunda da artık bir taban oluşma hareketleri devam etmekte onsun yukarı yönlü hareketleriyle birlikte eğer ki e, dolardaki taban hareketi de yukarı yönlü yönlenirse arkadaşlar bu sefer altın gram tarafında tekrardan 472'li seviyelerin e, görülebileceği ihtimali de unutulmamalı diye aklınızın bir kenarında bulunması gerekli. Burada da yine bir trend çizgimizi belirleyecek olursak arkadaşlar gram altında özellikle bakın şuradan bir trend çizgisi çizdiğimiz zaman şu an bu trend çizgisi üzerinde gram altında da hareketler yaşandığını görmekteyiz. Biz bu alanı bir taban oluşum hareketi olarak bekleyebiliriz. Dediğimiz gibi de taban hareketleri çok uzun sürebilir arkadaşlar. Ee, bu zaman zarfında sizi bayıltmaya çalışırlar ve ellerinizdeki ürünleri de kapmaya çalışabilirler. Bu tren çizgisi bir anda yukarı yönlü hareketlenirse de e, bu sefer... Direkt 472'li seviyelere doğru önce 449 ve ardından 472'li seviyelere doğru gram altında da yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Bizler gram altında neyi takip etmeniz arkadaşlar? Şuradaki alttan geçen trend çizgimizi takip etmeliyiz. Yani şuradaki özellikle 425-433 aralığı bizler için bir taban oluşum aralığıdır. Bu aralık altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe... E, buralardan yatırımımızı uzun vadeli olarak veya orta vadeli olarak 449 ve 472'li seviyeler şeklinde düşünebiliriz. Evet bir sabırsızların sabırlılara para kazandığı bir piyasayı da sizlerle birlikte izlemiş olduk. Evet. Bu arada altında 300, 320, 350 bekleyen arkadaşlara da selam olsun diyelim buradan ve kendilerine de Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet ben hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. E, bu aralar bazı problemlerim var. O yüzden e, fazla sık aralıklarla video yapamıyorum. Bunun için de sizden çok özür diliyorum. Fakat fırsat buldukça videolarımıza devam edeceğiz. Şimdilik kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.